Medyaskop Spor'un sunduğu Segunda Volante'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün konum e, konuğum İtalya Futbolu ekibinden Mert Küven. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. E, seninle de yıllar sonra yayın yapmak çok büyük bir zevk tabii ki. Yani bundan evet. 5-6 sene önce İtalya Futbolu'nu kurduğumuzda e, belki de o zamanlar işte Twitter'daki ilk sayfalardan biriydik ve İtalya Futbolu ile ilgili, Serie ile ilgili içerikler üretiyorduk. Şimdi biraz daha büyüdü tabii senin sayende. Ben hiç ilgilenemiyorum İsterim ama e, istersen çok kısa bir e, işlerin nasıl gittiğinden bahsedebilirsin. Ondan sonra da yavaş yavaş e, seriye konuşmaya başlarız seninle. Abi e, dediğim gibi ya özlemişiz. E, uzun zamandır en yani, yapmıyorduk. E, Valla benim de yoğun gidiyor. Yani İtalya e, futbolu kanalları, e, YouTube çekleri, aynı zamanda e, Türkiye Süper Ligi'nde konuştuğumuz yayınlar var başka platformlarda. E, onların da yoğun geçiyor. Yoğun tam böyle kapasite devam ediyoruz 3-4 yerden. Bakalım güzel bir sezonu olsun da keyifli bir yerde anlatımlarla bitirelim. Ben de senin için aynısını diliyorum abi. İstersen yavaş yavaş Serie ya geçelim. O Biz e, şu anki e, Serie A'daki tabloya göre bir akış hazırladık. O yüzden Napoli'den başlayalım istiyorum. Aslında Serie başladığında ben tek kulvar Konten'in ne kadar tehlikeli olabileceğini ve bu takımı bir şekilde şampiyonla oynatabileceğini düşünüyordum. Ama bunu paylaştığım her kişi ya yok işte Osman'ı kaybettiler. Kıvarıskeli kötü işte Politano var kontenin. Ee, sevmediği ve gönderdiği oyuncu Inter'den falan gibi birçok karışıklıklar oldu. Ama görüyoruz ki Napoli yani tek kulvarda yarıştığı zaman Conte ne kadar tehlikeli bir hoca olduğunu bize gösterdi. Son maç Atlanta'dan 3 deyseler, ilk maç Hellas de 3 deseler de ne kadar istikrarlı bir şekilde iyi futbol oynatabildiğini gösterdi Conte. Ben Napoli'nin sene sonuna kadar bu şekilde böyle düzgün e, ve sabit bir ivmeyle şampiyonlu oynayacağını düşünüyorum tabii ki. Senin sonu ne olur? Inter onları geçer mi? Bunlar aralarındaki oyuncakları maçlara bağlı. İstersen abi Napoli ile başlayalım konuşmaya. Abi Yani Napoli de ben senin aksine o kadar mutlu değildim. Çünkü e, transfer bütçesini vaktiyle aç açamadılar. Yani biraz dar bir bütçeyle girdiler ve e, sezonun başlangıcına yakın transferde hareketlendiler. Ee, o açıdan acaba hani kaldır oturur mu, uyuşur mu diye bir soru işaretlerim vardı. Ama tabi özellikle de Neres eklemesi olmak üzere çok doğru transfer anları yaptılar. Ha, hala Lukaku doğru isimli ben soru işaretlerim var ama Conte'nin elinde başka bir oyuncuya dönüştüğü bir gerçek. Yani hala fizik avantajını çok iyi kullanabiliyor. Ee, bunu önleme yolları var tabi diğer takımların ama e, biraz da fikstür avantajı da vardı Napoli'nin açıkçası. E, evet şimdi Milan'ı yendiler diyeceksin ama Milan maçına baktığında daha e, erken bulunan bir gol. E, Bologna maçının ertelenmesi üzerine kilit, bazı oyuncuların cezasını o maçta çekmesi vesaire baktığında e, birçok açıdan da Napoli'nin artı yazdığı bir avantajların olduğu bir mücadeleydi. Napoli'nin fixtürü şimdi başlıyor. Önce Milano'dan. At Atalanta'ya kaybetti. Bu hafta Inter'le oynayacak. Ve 3-4 hafta böyle arka arkaya ölüm fikstürü var Napoli'nin. Roma, Torino, Lazio üst üste oynayacaklar evet. Yani oradan nasıl çıkacak? Aslında biraz Napoli'nin yarışta ne kadar tehlikeli olup olmadığını o belirleyecek. Ee... Onun dışında, e, tabii Conte önemli bir hoca. gür. E, Napoli başkanı Berlintis zaten farklı bir cins. E, <laughs> yani ne kadar anlaşabilirler bu birliktelik mesela. E, bir yerde, çok saçma bir yerde kavga edip de bitebilir herhangi bir şey gibi bir eşleşme. E, meraklı bekliyoruz ama şu ana kadar iyi bir oyun sergiliyorlar ve e, en azından ilk dört yarışında Kesinlikle yolcu. Yanına ve devlerle yine devam edeceklerini düşündürüyorlar bana. Yani abi senin de söylediğin gibi tabii ki e, transferler ve özellikle kaybettiği oyuncular yani Ossimen gibi bir oyuncu kaybedince tabii ki kendisi göndermek istedi yani onun Lukaku'ya özel bir bağı var. Ama e, bence Ossimen'le başkan kavga etmeseydi Napoli'de bir şekilde kalabilirdi. Belki ikisini birlikte oynatabileceği bir e, 3-4-1-2 gibi böyle değişik bir sistemle de devam edebilirlerdi. Tabi orada işte Zambu Anguysa'nın yerine ya da yanına işte McTominay'in gelmesi. McTominay belki Premier Lig'de çok düz bir oyuncu gibi gözüküyordu ama Conte'nin de işte ne kadar farklı bir oyuncuya dönüştüğünü görebiliyoruz. Yani işte Ben Gilmore'la McTominay'le belki de bu kadar başarılı olacağını kimse beklemiyordu ama bu da Conte ve tek kullarda yarıştığı zaman ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu tekrardan görmüş olduk. Buradan istersen Inter'e geçelim abi. Inter zaten evet. e, bence bu ligin yine bu sezonda favorisiyle ne kadar yaşlanmış bir takım olmasına rağmen ne kadar e, işte amiyana tabirle e, kaşarlanmış bir takım olmasına rağmen e, bence yine de bu sezona yine favori olarak başladılar. E, tabii ki de çok çok iyi bir hocaları var. Simona, Inzaghi belki de ligin en fark yaratan hocası. İşte Inter'i e, aldığı yer ve getirdiği yer oyun olarak çok çok fark ediyor. İşte Lautaro Martinez gibi, Ballon d'Or adayı bir e, silah sahipler. işte Marcus Turam gibi iyi bir kontrahtak silahına sahipler. Zielinski, Hakan Çalın oldu. Bence e, çok çok iyi bir kadroları var yine. Ama bu sezon ben onlardan biraz takımı gençleştirmelerini, işte yavaş yavaş e, bu fara testilerin falan daha fazla rol almasını bekliyordum. Ama pek beklediğim gibi gelişmedi. hala Mkhitaryan süreleri almaya devam ediyor. Di Marco'lardan Filisler e, belli bir yapı üzerinden gidiyor. Inzaghi'ye Hoca. Sen ne düşünüyorsun abi Inter hakkında ve sence de e, bu sezon yine şampiyonluğun bir numaralı adayları mı? Yani tabii bir e, istikrarlı bir kadro olması avantajı var Inter açısından. Ama ben yavaş yavaş Inter değerinin geçmeye başladığını düşünüyorum. E, evet, Conte'nin Bıraktığı mirası iyi bir yere götürdü Niza ee, gibi bu kabul. Ama bazı açılardan da e, çok ezberlenmiş bir teknik direktör. Oyuncu değişikliklerinden, tut dakikasından, tut e, B planının olmamasına kadar e, sürekli aynı şeylerle aynı sonucu almaya çalışıyor. Tabi İtalya'da daha kadro kalitesi olarak diğer takımlarla vakas biraz fazla olduğu için internet sorunu çok yaşamıyor. Avrupa'da da yani iyi bir kadro kalitesi olduğu için bir yere kadar gidebiliyor ama sonunu, yani normalde bu kadar istikrarlı bir şekilde devam eden veya kadro planlaması iyi oyunculara sahip bir takımın hem Avrupa'da çok net daha başarılar alması gerekirdi hem de bu kadar sallanmaması gerekirdi açıkçası. Evet, Nizaki ben, e, Nizaki'nin ben bu sene şampiyon olmaması durumunda da sezon sonu ayrılacağını düşünüyorum artık. E, sanki Inter'de yeni bir döneme doğru giriş gerekiyor gibi. E, ya özellikle dediğim gibi Fırat Tessiz gibi bir oyuncudan bu kadar az fayda olması çok ciddi bir e, soru işareti Inter adına. E, i̇yi oyuncuları var. Evet. E, Valtava başta olmak üzere. Murat Desi'dir, Bastoni'dir, Bekker'i çok kalede hep iyi sonlar yaşamıyorlar diyebiliriz. Ona ne kadar götürebilecekler e, belli değil. ya Çünkü o ısrarlı e, tutuculuğundan bir türlü e, gelip durmuyor. Hem kadroyu aynı şekilde kullanıyor. Ya yani sarı kartlı oyuncu mesela çıkarma alışkanlığı var. Bunun daha sorunlarını Milan maçında gördük mesela. Milan çok net bir şekilde mat etti Inter'i. Juventus e, 4-4 beraber kaldı. Napoli maçında göreceğiz ama Napoli maçında bir puan kaybı da Inter'in işinin öyle Çok rahat geçeceğini de düşünmüyorum açıkçası. E, net geçen senedeki gibi net bir şampiyonluk e, favorisi diyemem. Ama yarışta olacaktır ama. Yani ben biraz aksini düşünüyorum. Yani bu takımın e, zamanla ligi daha ciddiye aldıkça e, maçlarının düzenli bir şekilde kazanmaya başlayacağını düşünüyorum ki zaten Serie A'da evet bu sene biraz daha fazla rekabet var gibi gözüküyor. Ama bu takımların işte Fiorentina'nın işte Lazio'nun bu tarz takımların düşmeye başlayacağını da bence hesaba katmamız gerekiyor. Roma zaten hiç planda bile yok. Bologna düşüşe geçti. Motta hoca sonrası. Bence Inter bir süre sonra inmeyecek bir takım. Ama senin dediğin gibi abi biraz... Kadronun yaşlı olması, işte rotasyon sıkıntıları... E, sorun açabilir başlarına. Ama ben bir şekilde daha iyi gideceklerini düşünüyorum. İstersen buradan da Atalanta'ya geçelim. Benim de... E, aynı senin... Inter'dan bahsettiğin gibi düşüş aşamasını beklediğim takımlardan biri Atalanta'ydı. Tabii ki Gasperini... E, Kurt bir ocağı yine iyi bir takım kuracağı belliydi. iyi bir takım yaratacağı belliydi. Ama... Çok bence e, tartışılabilir bir transfer dönemi geçirdi. İşte Cuadrado anlamamıştım. Retegui çok üst düzey bir Santafor gibi gelmiyordu. İşte Kosun'u Leo Kuzan'dan geldi ama çok geç geldi. E, o sisteme oturabilecek mi? Okoli'yi kaybettiler, yerini Godfrey. Hep böyle tartışmalı işte Zaniolo. Yine tartışmalı hamlelerle e, sezona başladılar. İşte Juventus'a kaybettikleri çok çok kritik Cobb Miners var. Onların belki de en kilit oyuncusuydu. Atalanta'nın açıkçası düşe geçeceğini bekliyordum ama son haftalarda özellikle son 5 maçta üst üste galibiyet serisiyle iyi bir çıkış yaptı Atalanta. Bilgisayar'ın e, tablonun üst sıralarına kadar geldi. Ben bu şekilde devam edebileceklerini düşünmüyorum. Tabii ki de e, düşe geçecek oyuncular olacaktır. İşte Lukman uçuyor şu an mesela. İlla biraz düşe geçecektir. Katelare ee, artık yavaş yavaş rotasyona girmeye başladı. Sakatlık problemleri de yaşayan bir oyuncu. Yavaş yavaş o da e, bu ağır yoğunluğu kaldıramayabilir. Ben Atalanta'nın biraz düşüşe düşünüyorum. Ama yine de bence ilk dört için iyi bir adaylar. Sen ne düşünüyorsun abi Atalanta hakkında? Atalanta'nın senle biraz farklı düşünüyorum. Bence o kadar kötü bir kadro kurmadılar. Evet. Giden oyuncuların geriye tartışılabilir. Özellikle zaharalı transferini ben de çok anlamlandıramadım. Yani e, bu kadar futboldan uzaklaşmış bir şey vaat edemeyen bir oyuncuyu Antal um, e, birçok oyuncu gaspenin elinde değerlendi. Farklı bir seviyeye geçti ama e, bunların hepsinin en azından kafasında futbol oynamak vardı. Zanyo'nun ben kafasında çok onun kaldığını düşünmüyorum. O açıdan biraz riskti Zanyo'la transferi. En büyük hatası bence oradaydı. Ama onun dışında kadro Bellanova olsun, Samardzic olsun kötü transferler değiller. Retekoyu zaten transferin son günü Skamakkar'ın e, son bölümünde sakatlanması ile anılabilecek en iyi forvetlerden biriydi. Sonuç olarak İtalyan milli takımının bir golcü gelecek kadar bir ismini alıyorsun. E, ben fena bir takım olduklarını düşünmüyorum. Atalanta her, her zaman sezona kötü başlayıp sonra vites arttırabilen bir takım. Ee, bu sezon da yavaş yavaş o vitesi arttırmaya başladı ee, bence ligde çok çay yakacak ve ilk dörtte yer alacak takımlardan biri olarak görüyorum ee, Hani belki beşinci takım yine şampiyonlar ligine giderse Avrupa'daki puanlardan dolayı ee, o beş takım içerisinde yer alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum alamazsa beni şaşırtır ee, bence tam böyle Galatasaray'ın sistemine uyan asker e, oyunculardan bir takım e, kuruldu. E, hoca zaten iyi transfer başarısını hep nokta atışları yapan bir takım Atalanta. Bu sene de bence e, orada gidiyordur. E, daha bireysel bir e, transfer hareketliği olmadığı için daha hocaya ve oynattığı oyuna göre hareket edildiği için bence bu konuda e, fena bir performans göstermediler. Yani ben çok beğendiğim bir takım Atalanta. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Ben Atalanta'nın iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Ama kaybettikleri oyuncular ve aldıkları oyuncuları kıyaslayınca e, arada belli bir fark olduğundan bahsetmiştim ve bu nedenle e, düşüş yaşayacaklarını düşünüyorum. Tabii ki de e, bence de yine ilk dört için çok iyi bir adaylar. Ama işte şampiyonluk için bir aday mı? Benim kafamda bir soru işareti olarak kalıyor. İstersen i̇şte. abi buradan da Fiorentina'ya geçelim. Benim en şaşırdığım takım belki de bu sezon Serie A'dı. Çünkü yani kadro kalitesine oranla hem iyi futbol oynuyorlar hem başarılı sonuçlar alıyorlar. Yani burada ön hatta baktığımız zaman işte sezona başladıkları kadro Moise Kuame, Hani sağda ikone yani bu üçünü e, futbol sahasında yan yana görmemiz bence e, hepimizin göz zevki için bir hakaret çünkü yani bu üç oyuncunun futbol zekaları belli bir e, hesaplama birimi olsa en düşük seviyede çıkar ki bu üçlüyü ön hatta dizen bir takımdan bahsediyoruz. İşte Paladin hoca. Burada bence takıma Neşter'i çok iyi vurdu. Yani Moizekin tamam futbol zekası düşük ama ondan kontra atakta iyi bir silah olarak yararlanabilirsiniz. Juventus günlerinden beri e, bunun böyle olduğunu biliyoruz. İşte sola Sotili monte etti. İyi performans vermeye başladı. Sağ e, Monza'dan gelen çocuk Kolpani'ydi sanırım. Onu monte etti. O da iyi verim almaya başladı. Ondan da e, iyi verim almaya başladı. İşte bu kuamelerden, ikonelerden, bu tarz oyunculardan kurtulunca takımında rahatladığını, daha akıcı futbol oynadığını ve iyi bir kontra atak takımına dönüştüğünü e, görmeye başladık. Bence Fiorentina bu yapısıyla umut vaat ediyor. Özellikle belki de yani geçtiğimiz sezonlardan daha iyi bir yerde bitirebileceğinin e, sinyallerini veriyor bize. Özellikle Bove çok beğendiğim bir oyuncu. Bence üst e, takımlara takımlarda transfer yapabilir. İlerleyen yıllardaki Roma günlerinden beri beğenirdim onu e, Fiorentina da bence iyi performans sergiliyor. Kalelerinde DG gibi iyi bir kaleci var. Sen ne düşünüyorsun abi Fiorentina hakkında? Kısaca e, yorumlarını da alalım. Sonra ya, devam edelim. Fiorentina benim beklediğimden de çok iyi bir çıkış yaptı. Ben performansı beklemiyordum açıkçası. E, özellikle mesela dege transferi bir yıl oynamamış futbola vekiliği gelen ismi almak ki Genoa anlaşmıştı Fiorentina'ya imza önce neredeyse resmileşiyor gibiydi. Son anda e, Genoa değil de Fiorentina'nın yolunu tuttu. E, mesela büyük bir riskti de, dedim e, nasıl toparlayacak ama kendini iyi hazır tutmuştu. Ya. Oradan bir şaşırdım ama bence biraz e, Fiorentina'da uğraşacak sorunlardan biri e, kreatif Top tutabilen, ayağı iyi oyun kuran bir orta saha e, profilinde sıkıntı var gibi geliyor bana. Ya yani tam biraz o yönden kadro zayıfladı gider isimlere baktığımızda, kelentlere baktığımızda. E, evet iyi bir kontrol takımı ama mesela Moiskin Çinep hep soru işareti var. Çünkü mental iyi olan bir oyuncu değil. Şu an her şey iyi onun için her şey iyi gidiyor. Ama olmadık bir zamanda olmadık bir e, kırmızı kart görebilme potansiyeli çok fazla veya olmadık bir yerde Kırılıp, e, mentali koparma ihtimali çok fazla. O açıdan riskli e, bir oyuncu. E, yani tabii ki geçen senelerden daha iyi yerlerde bitirir. Geçen seneler, özellikle geçen seneki Fiorentina e, çok kötüydü yani. O baktığınızda oyun olarak zevk vermiyor, sonuç olarak ürgüt vermiyor. E, nereden bakarsan bak elde kalan bir takımdı. Ona rağmen yani, e, tabii konferans ligine gidebildikleri için oradan gelen bir Avrupa'da maç yürütme ihtimali oradan bir tempo e, veya işte oyuncuların albenisini kazanma gibi bir faktörü var ama e, bu sene yine de Şampiyonlar Ligi'ne gitmelerini çok kolay bulmuyorum. E, Avrupa Ligi'ne gidebilirler onu zorlayabilirler e, o potada olacak kalır ama ben bu formun bir yerden sonra kırılabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü o konu o istikrarı sürdürebilecek bir yapı yok gibi geliyor. Yani burada neşleri vurma demişken e, Biragi benim hiç beğendiğim stoper değil. Onun yerine de 16, e, 19 yaşında Komuzlu'yu oynatmaya başlaması yine Paladino hocanın iyi ve olumlu taraflarından biri. Bu sezon bir daha bir Serie çok fazla stoper çıktı. E, ee, de bileceğin üzere yeni stoperler e, türemeye başladı. Onların da büyük takımlara e, transfer olacağını söyleyebiliriz. İstersen buradan yine e, sezonun tartışmalı takımlarından Lazio'ya geçelim. Onların da bence ne yapacağı belli değil. Yani çok çok fazla kapalı kutulardı. İşte Sarri'den sonra Marco Baroni ile anlaştılar ki Baroni bence Verona günlerinde batırmıştı yani. Çok çok kötü bir hocalık performans sergilemişti ki ondan önce Serie anın alt takımlarında şey Lecce'lerde falan bence başarılı bir şekilde iyi iş yapmış bir hocaydı ama Verona'da batırdı. Ondan sonra Lazio'ya gelmesi benim kafamda e, soru işaretleri yaratmıştı ama Lazio'yu da aynı yani Fiorentina gibi çok çok iyi bir kontra atak takımına dönüştürdü ki gerçekten hani Fiorentina seyir ek veriyor diyoruz ama Lazio belki de Fiorentina'nın iki katı seyir zevki veren bir takım haline dönüştü ki bu kadar kilit oyuncularının kaybetmesine rağmen. Bir de bunu önde belki 3 tane 4 tane hızlı oyuncuyla oynatarak yapıyor. Hani bunu bizim Süper Lig'deki altta Sivas Sporlar falan hani bu tarz takımlar gibi bir kontratak e, kontra atak takımına dönüştürdü. Bence iyi bir yapıları var. İzlemesi keyif veren bir yapıları var. İşte önde Castellanos kanat orijinli bir oyuncu forvet'e attı. Koşturuyor İşte Dia koşucu bir oyuncu. Solda Nisolin oynuyor koşucu bir oyuncu. İsaksen var koşucu bir oyuncu. Hani böyle birçok e, koşucu oyuncuyla değişik bir takım üretine Lazio. Ama gerçekten ben izlediğim zaman Lazio maçlarından keyif alıyorum. İşte Rovey'i e izlemekten de ayrı bir keyif alıyorum. Yine o da e, İtalya'nın geleceği olarak gördüğüm oyuncularından biri. Geçtiğim sezonda iyi oynamıştı ama bu sene bence level atladı. la Abi sen e, ne düşünüyorsun Lazio hakkında? Sence e, bu ivmelerini devam ettirebilirler mi? Ve kontra atak ya. oynayarak e, nereye kadar gidebilirler sence? Ya Lazio ilginç bir takım. Ben geçen sene kadro kalitesinin e, abartıldığı kadar kötü olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Bence kötüydü ee, de, tamam yani. Yok. Ama ilk İyi oyuncuları vardı Lazio'nun. Yani baktığında e, çok daha kötü, çok daha kadro kalitesi olarak e, şikayet edebilecek de konular vardı seriada. ya yani baktığında e, orta sağ rotasyonu daha iyiydi. Evet savunma anlamında rotasyonu kötüydü Lazio'nun ama hem hücum ıı, bölgesi hem da. Orta Forvet hattı falan da kötüydü ya bence. Yani Kim? Forvet hattı da kötüydü bence. Pedro, Immobile, Castellanos falan hani rotasyonda İsaksen doğru işareti bir oyuncu da hani bir yapı olarak bilemiyorum ya işte Andersonlar falan. Bana çok iyi bir takım üretimine gelmiyordu ki Sarı zaten memnun olmadığını söyledi. Sürekli... Bence Sarı ama yani. Sarı bence ben kötü bir, bir hale soktu aslında. Ben zarar verdiğini düşünüyorum. Biraz o Zari'nin Zari zehrinden kurtulduktan sonra Lazio kendine gelmeye başladı. Elindeki malzemeye göre dedi, oyuncuları da küstürdü. Alberto'dan verim alamadı. Herkesle kavga etti. Çok doğru bir yapıda ilerlemiyordu. Lazio. Ben mesela özellikle en şaşırdım. Tavares transferi. Bence yani çok iyi bir transfer e, Lazio adına. Bek bölgesinde ciddi sıkıntılar çektiğinde düşündüğümüzde kalite üstüne koyarak gitti. Yani kaliteyi belli oranda kurup üstüne eklemeler yaptı. Bu bence önemli bir e, eklemedi. Ben Lazio'nun oyunu beğeniyorum. Ve çok can yakıcı bir takım bu ligde açıkçası. E, 4 için favori mi? Bir tarz daha geri planda kalmış olabilir ama o takımları zorlar. Yani biri oradan tökezlediğinde arkadan gelecek bir Lazio tehlikesini hisseder. Ben sürdürülebilir bir yapı kurtuttuklarını düşünüyorum. Ve Lazio bence iyi gidiyor. Ha yani sezon başında bu kadarını beklemiyordum ama bekletimin üstüne çıktılar ve bu yönde ilerleyecekler gibi duruyorlar. Yani senin de söylediğin gibi abi bence e, keyifli bir takımlar. Böyle de devam etmelerini diliyorum. Ben onların maçlarını düzenli izliyorum. Çok keyif alarak da izlediğimi söyleyebilirim. Seyircilerimize de buradan tavsiye edelim. Bir diğer takım e, Juventus. Ben onların daha iyi olmasını bekliyordum. Özellikle Thiago Motta'yla. İşin ilginç tarafı da hala maç kaybetmediler Serie A'da. Yani nağmalup tek takım yanılmıyorsam şu ana kadar Serie Ama o kadar fazla berabere kaldılar ki yani bu nağmalup olmaları biraz taca çıkıyor. İşte son olarak e, Udinese maçında gösterdikleri performans hani takımın biraz iyiye doğru gittiğini bize e, gösterin tehlikeli. Çünkü Udinese de bence sezonun iyi takımlarından biri. Orada benim e, diğer sekundu Volante'de işte yükselişe geçen takımlar diye e, bir dosya açmıştım. Orada da işte Kambiasso'yu ne kadar iyi kullandığından bahsetmiştim. İşte Kenan'ı yapıyor o tutmasından, kopma enerjisinden takıma alışamadığını zamanla alıştığımda verim vermeye başladığında takımı bir seviye yukarı çekeceğinden bahsetmiştim. İşte Vlaovic'in oyuna katılımının yükseldiğini, işte Lokotel'in, Turam'ın e, baktığımız zaman yedeklerinde yine Douglas suiz gibi çok çok iyi bir e, orta sahaları var. Hani kadro kalitesi olarak da bence yukarıdalar, şampiyonluğa da oynayabilirler ama e, biraz böyle tökezli, tökezlilikleri bir dönemden geçiyorlar. işte Kalolu'nun sol oynamasını belki burada tartışabiliriz. Hani sen abi ne düşünüyorsun Juventus hakkında? E, sence de benim düşündüğüm gibi şampiyonluğun önemli bir adayı olarak bu sezona başladılar mı? Kesinlikle başladılar. Yani hatta Juventus'un e, yani sezon başladığında ilk iki sırada yer alacağını düşünüyordum. E, sonuçlar o paralellikte gelmedi. Ben Mutlu'nun o açıdan %100 dokunabildiğini takıma düşünmüyorum. Kadro bence çok daha iyisini vaat eden bir kadro var. Ee, evet. Bazı açılardan iyi dokunuşları var. İşte Kenan'ı dediğim gibi çok iyi kullanıyor. Serbest bırakıyor biraz Kenan'ı açıkçası ve bunun etkinliğini görüyoruz. Bazı genç oyunculara da süre geliyor. İşte Mbangulo olsun. Ee, savunmada da e, şu an altın hatırlayamadığım bir oyuncu var. Genel olarak iyi bir e, transfer dönemi geçirdi Juventus. Genel olarak bütün mevkilerde eşler attı. E, tut Kiyazası'na kadar ki e, Kiyaza çok kolay neşte atılabilecek bir oyuncu değildi. Bence bu çok süreci iyi yönettiler. Yani. Yok evet zaten orada haklı bir e, eşlerdi. Sakatlıkta az yani bir de işte bu sözleşme uzatma devrularında ortak payda da buluşamadılar. E, yönetimine bence doğru bir yolda gidiyor Juventus. E, ama skor olarak daha fazlasını vahat ediyor. Yani şu takımın e, bu kadar puan tablosunda geride kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Oyun olarak biraz daha e, moddanın serbest bırakması gerektiğini takıma. çok geriye çekiyor. Çok e, el freninde yürüyor. E, takımı tutuyor. Bence biraz daha e, hücumsuz anlamda e, ağırlık koyması ve daha serbest bırakması lazım. E, yoksa belli oranda bir Allegri ve Zeppeli'ye doğru gider yani Murtan'ın oyunu. Bence biraz daha özgür kalabilir bu takım. Çok iyi yetenekli ve iyi bir kadrosu var. Özellikle orta sağ rotasyonu olmak üzere bence de inanılmaz bir e, orta saha rotasyonuna sahipler. İstersen buradan Milan'a geçelim abi. Senin de iyi bir Milan taraftarı olduğunu biliyorum. Ben de aynı şekilde e, Sicilya'da en sevdiğim takım Milan. Bunu yıllardır söylüyorum zaten çıktığım her yerde. Ama işte Pioli döneminde e, bir süre ben böyle Milan'ı izlemeyi bıraktım. Hiç izlemedim hatta. Yani son sezonda hemen hemen hiç Milan maçı izlemediğimi itiraf edebilirim. Çünkü o kadar sıkılıyordum ki yani Pioli hani 17-18 yaşında taşkınlıkla daha farklı şeyler söylüyordum ama gerçekten şu an yine mantıklı düşününce hani bana üst seviye için hiç yeterli bir hoca gibi gelmiyordu. Ama şimdi Pioli gitti, Fonseca geldi. Bu sefer de farklı sorunlarla e, yüzleşmek zorunda kalıyoruz. İşte Theo, Leo bunların takım içinde yaptığı sorunlar. İşte Fonseca'nın e, onları kesmesi, farklı bir yapıya doğru gitmesi. Yani takımın iki'ye bölünmesi aslında e, Milan'ın belki son 10 yılının, 15 yılının e, özeti nitelikte bir gerçeklik. Hani kadro kalitesi yeterli mi? Ben hiç düşünmüyorum. İşte Pavlovic Milan seviyesinde bir stoper olduğunu düşünmüyorum. tiav'ın aynı şekilde. Eğer Milan'ın üst seviyelere e, çıkmasını hedefliyorsak bence o seviyelerin stoperi değil. İşte Fofana çok e, ümit besleyerek alındı. Çok fazla şey vaat ettiği söylendi ama o seviyede bir oyuncu gibi gelmiyor bana ki performansı da bence benim e, söylediklerimi açıklan nitelikte. Yine Chukwueze mental sorunları olan e, yapı olarak bir önemli bir futbol takımına oturtması zor bir oyuncu ki görüyoruz zaten ne kadar e, sorumsuz hareketlerinin olduğunu ne kadar verimsiz bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Gol yok asist yok hiçbir şey yok adamda ama mecburen oynatmak zorunda kalıyorsun. İşte takımın en güvenilir silahı Pulisic olunca o zaman bu takımda bu kadar oluyor. Yani bir yere kadar e, gideriz. Bir yere kadar e, rekabetçi oluruz. İşte Real Madrid'i yendik mesela 3-1 ama ne vaat etti Milan Real Madrid yendiğinde bence e, sabaha kadar tartışabiliriz. Bana çok bir şey vaat ettiğini ben söyleyemem. Ya bu takıma bir şekilde Leo'nun ve Teo'nun e, o tutulması gerekiyor. Fonseca'nın da artık bu egolarından yavaş yavaş vazgeçip veya yönetiminde yani eğer ya Fonseca ya da Teo ve Leo bu tercihi yapacaksa artık bu e, tercihi yapıp bir an önce Milan'ın da önüne bakması gerekiyor. Çünkü artık ne olduğu belli değil. Yani Deo Milan seviyesi bir takım için sonradan gelebilecek bir oyuncu değil yani. Bunu görüyoruz. Oynadığı maçlarda da görüyoruz. Evet eskisi kadar iyi değil. Evet eskisi kadar verimli değil. Ama Okafor senin yerine oynattığın oyuncu. Ben sabaha kadar kötü Leo'yu tercih ederim. Yani Okafor'un sol kanatta bir şey üretebilme... E, yetisinin olmadığını düşünen taraftayım. İşte ön tarafta yapılan transferler Morata, Abraham Ya ikisini aynı anda oluyorsan ki ikisini aynı anda oynatma planı yaptığını okuyoruz İtalyan basından ama bu ikisi beraber çift forvet oynayabilecek yapıda oyuncular değiller zaten. Abraham'ın ne kadar sorunlu bir oyuncu olduğunu Chelsea döneminden beri biliyoruz ki Roma'da da evet goller attı ama bana hiç e, verimli gibi gelmedi. Morata tamam e, bence yine Milan'ın bu sezon üzerinde en böyle stabil oyuncularından biri. Evet bazen gol sorunları yaşadığını söyleyebiliriz. Ama bir stabilize e, almak istiyorsak Milan Santrafor'undan bence bunu veremiyor. İşte Loftus çık yani kurun işten sonra tartışılabilir. ikinci orta saha oyuncusu gibi hani bu tarz oyunculara gitmeye devam ediyor Milan ki Avrupa piyasasında transfer yapmaya çalıştığına ne kadar zorlandığını e, işte yine İtalyan basınından izleyicilerimize gidip okuyabilirler. İşte Milan bir oyuncuya gittiği zaman artık veto yiyen bir takım oldu. Bunu da ben biraz hem yönetime hem Pioli'nin yapısına bağlıyorum. İşte işte benden senin sakatlığı falan da etki etmiş olabilir ama ben bu sene Milan'ın ilk dördü gelebileceğini bu karışıklarla düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? uzun konuştum kusura bakma biraz da. Senin yorumlarını dinleyelim. Yani ben Leal konusunda özellikle senin aksine düşünüyorum. Yani bir oyuncu bu kadar takım oyuncusu e, onlaktan çıkması doğru değil. Yani 3 senedir Leal açıkçası sahada bir katkı veremiyor. E, zaten her zaman bitiricilik sorunları vardı. E, ama bunun üzerine mental olarak da e, kırılmalar yaşıyor. Mesela geçen son üzerinde e, çoğunlukla yapmak istediğini anlıyordum I, o pozisyonda ama beyin düşüdüğüyle yaptığı şey bambaşkaydı. Veya i, ya tam tersi yap, yap bir şey yapıyor ama bambaşka bir şey düşünüyor falan. Yani böyle bir dağınıklık vardı. Bu sezon bir de bu artık iyice kendini star görecek. Star olacaksan mesela çıkacaksın. Büyük başları kazandıracaksın. Yani onu geçtim. zaten daha normal vasat seri seriya takımları da bile maç baktı. uzakken bu kadar e, takımı bölünmesi bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani şey evet bilen kaptanlığından biri ama en iyi sohbetlerden biri dünyadaki e, oyun olarak da daha iyi. Ama Milan'ın tek alternatifi Teo Leo Karadın'dan bir şey gelirse olur. Yoksa Allah kerim mantığıyla devam ederse bir yere varamayacaktı. Ama bir alternatif vurması gerekiyordu. Bu bir neşter lazımdı aslında. Bu neşteri bence Fonseca'nın atması çok saygı duyacağım bir harekette ve ciddi olarak avantaj sağlıyor. Özellikle Real Madrid maçları işte Inter derbisi, Real Madrid zaferi. Bunlar şunu artı yazıyor ya bir adına. Öne şey diyor, oyuncu diyor ki ben hocama inanmaya başlıyorum. Demek ki bildiği bir şey varmış. müna böyle de ilerleyebilirmiş. Böyle de sonuç alabilirmiş. Bunları inandırmak çok önemli. Diğer takımdaki oyunculara. Onlar inandıktan sonra la o yalnız kalacak. Onlar inandıktan sonra e, yavaş yavaş işte Teo da farklı diğer oyuncular da e, hocaya saygı olmaya başlayacak. Ne zaman bir yerden sonra diye, Leo hocaya tamam diyecek, haklısın ve performansını yukarı taşıyacak. Ya da diyecek ki ben gidiyorum. Bana göre zaten benim bu dönüşümü geçirmesi lazım artık. Farklı bir yapıya doğru gitmesi lazım yani. Bir yere adım adım ilerledi. Ama o adım üstüne şampiyonluk sözlerinden sonra her sene, her maç bir tık daha geriye giden bir plan vardı. Artık önüne bakabilmesi lazım. Bu açıdan vaktinde da biraz kadro dönüşümü gerekiyor gibi geliyor bana. Ee, sadece bunun sorumlusu da sadece hocalar da değil. Yani kulübün transfer politikasının da etkisi var. Şimdi sen aynı paraya yaklaşık biraz daha bekliyorsun koyarak Lili'nin sahibi Diego'yu Santos'u alabilirdin. Ama sen gittin Ömer Sonra öyle aldın. Bana göre berbat bir transfer istediyse. Yani bunu alıp ne bekliyordun? Kalavriya'dan daha kötü bir sahabe kalarak ne bekliyordun? Yani Kalavriya üç gömlek falan daha iyi Ömer Sonra. Ee, çok ciddi bir kalite farkı var bu Ya yani Alex Jimenez daha iyi. Açık konuşalım Ömer Sonra'ya. Bu düş, ciddi bir fahiş hata ve geri transfer olduğu için de kazanılmaya çalışılıyor sürekli. Yani Milan'ın ısrarla çözemediği bir sağ otasyonu sorunu var. Milan'ın ısrarla değil kreatif bir orta saha eksikliği var. E, bunlara takviye yapması gerekiyorken transferin son günü Abraham geliyor. O zaman Go için niye aldın bu servisi? Ofisyon duydu, kiralıktı, gidecekti. Niye ofisyonunu aldın? Niye birdenbire istenmeyen adam ilan ettin? Mesela orada o Abraham al, alacak o bir şeyle kabul. O zaman da bir tane daha iyi santrafor getirmen gerekirdi. Evet Maragol'u Morata doğru transfer. Ama yan parça olarak doğru bir transfer. Mesela Morata oynayacaksa orta sahanla çok fazla skor üretebilen bir oyuncu e, lazım. E, gizli forvet gibi or, o o, orta saha gibi yani bitirici bir orta saha veya Lao'dan Okafor'dan e, Çukfu Öze'den daha fazla skor katkısı alabilmen lazım ki birçok ismi geçen isimler vardı. Her sene ismi geçen bir Jonathan David, işte konuşulan Santiago Jimenez e, Sesko Openda alabileceğim oyuncular vardı açıkçası takıma. E, Etebü gözünün önündeydi mesela e, almadın yani çıkıyor oyun, bu oyuncuları transferi bitiremezsen Santrifor bölgesine iyi kreatif net bir bitirici alamazsak e, soru sonra yaşarsın. İyi bir orta saha oyun kuran, oyun zekası olan e, isim eksikliği var bir anda. yetersiz. Ha, i̇çlerindeki en iyisi. Ama yetersiz belli oranda. Ha, iyi bir baba lider bir santra, stoper gerekiyor muydu? Kesinlikle gerekiyordu. E, Pavlovic alırım ama rotasyonu alırım. Yani Milan'ın hala stopları 11'de Gabbia mı? Gabbia'nın yanında kim oynayacak? Soru işareti olmamalı. Bir tane getireceksin. Sorgulanmadan ilk 11'de oynatabileceğin bir tane A-class stop ne olacak? Yani Trevan Andes'in yedeği yok mesela. Böyle bir planlama olmaz. Yani onun yerine daha e, saçma transferler yapılıyor Milan'da. Yani devre arasını iyi geçirmesi lazım. İbrahimovic bu işi yürütemiyor. İyi futbolcu olmak demek iyi sportif direktör olmak anlamına gelmez. Futbolu iyi bir ben. Senin orada egoların devreye gireceği bir yer değil. eşit saha değil orası aslında. Biraz böyle sorunları var Milan'ın. Ama ben oynattığı oyun olarak Fonseca'nın ve kararları arasından bir şeyler vaat ettiğini düşünüyorum. Milan bir geçiş yılında. Milan o geçiş yolunu tamamlaması lazım. Mesela sezon sonu mesela veya devre arası bir yerde Leao ile vedalaşılıp gelen bonservisi de çok doğru kullanırsa 50-60 milyonu çok doğru kullanırsa Milan başka bir takım olabilir. Ya yani Milan Loftus Şikler'e önermemesi lazım. Çok ciddi bir faiz hatadır Loftus Şik almak. Yani ne bekliyordun? Polis iş bile yetersiz bir oyuncu bence. Yani katkı olarak. Ama Milan'ım en ayakta kalan, en e, skor eten ve sürekli belli bir istikrar yakalayan bir oyuncu. Ben Pulisic'den performansı beklemiyordum. Demek ki Pulisic bunu e, ne kadar düz bir takım olduğunu gösteriyor aslında. O açıdan ben e, Fonseca'nın kararlarına çok e, saygı duyuyorum ve bunu olumlu yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani Artık oyuncunun saygısını kazandıkça daha farklı bir yere evrilecektir. İşte tabii ki şampiyonluk soru işareti yani inter tecrübesi var Juventus'un daha iyi bir kadrosu var Napoli tek kulvarda falan gitmiyor onlardan geri kalabilir ama ilk dörtte yer alacaktır diye düşünüyorum Bakalım abi umarım senin dediğin gibi olur çünkü ben Milan'ın geleceğini pek sağlıklı görmüyorum yani elindeki parçalar da sıkıntılı. Gelecek vadeden oyuncu hemen hemen yok. Güzel İstersen diğer takımlara da bir göz atalım. İşte Udinese de sezonu iyi başlayan takımlardan biriydi ama onların da biraz fikstür şansı olduğunu söyleyebilirim. Son zamanlarda düşüşe geçtiler. Senin Udinese hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? İşte kısaca biraz alt tarafa da bakalım istiyorum. Biraz hızlanacaksan şunu diyeyim. Bence yani Udinese e, fena bir kadro kurmadı. Gençlerle deneyimli oyuncuları birleştirebileceği kabiliyetli bir kadro kurdu. Ee, tabii ki e, fixture avantajı ligi yukarı Avrupa kıtasında bitirip bitirmeyeceği soru işareti ama e, ya ilk 8 yarışında olacaktır yani ben fena bir takım görmüyorum ve keyif vermeye devam edecektir bu keyifli de iyi bir takım bence ee, istersen Bologna'dan bahsedelim biraz Bologna'da e, Thiago Motta sonrası Vincenzo Italiano'yla yeni bir e, yapılanma içerisine girdi ve onlar da bu sezon sadece bir mağlubiyet aldılar aslında e, iyi bir sonuç tablosu diyebiliriz ama onlar da aynı Juventus gibi çok fazla beraberlik aldıkları için e, hatta hemen hemen ilk 10 haftada 6-7 tane falan beraberlikleri vardı hani inanılmaz fazla beraber kaldılar. Onların da takım yapılanması, kilit oyuncularını bazılarını kaybettikten sonra özellikle e, biraz dalgalı. İstersen abi kısaca Bologna'dan da bahsedelim. Senin fikirlerini de alayım evet. burada. Sen geçen senin mirasını yiyor aslında. Yani o miras bitince zaten e, ciddi bir düşüş başlayacak. E, kaliteli oyuncularını gönderdi. Birçok oyuncusunu e, hocasını gönderdi. E, İtalyano geçen sene Fiorentina'da çok tartışılan bir hocaydı. Yani Bologna'ya gitti. Ne yapmayı düşündü Bologna? Anlamıyorum. Ben Bologna'nın bu yapıyı düz sürdürülebilir bulmuyorum. Yani düşüş başlayacaktır. Ya tek sezonluk bir takımda Bologna. Onu da mirasını yiyor zaten diye düşünüyorum. Çok öne açık değil bence. Efsane bir takım oldular ama bence o takımdan Kale Fiorna'nın Zixen'in çıkması. Özellikle Yok, çok önceden... iyiydi geçer sekre tamam. Çok iyiydi ama işte birası mirası Hı -hı. bitiyor. Ve çok iyi bir hoca takımıydı bence. Ama Hı -hı. burada yine bence iyi parçalar var. Ee, Bologna'nın rahatlıkla x8'i, x7'i belki tehdit edebileceğini ve daha iyi olacaklarını düşünüyorum en azından. Torino yine e, belirli bir yapıyı devam ettiren bir takım ama e, sezona iyi başlamışlardı onlarda. Ben dedim acaba bu sene daha iyi bir torunu izleyecek miyiz? Ama tabii ki de her zamanki Serie A kulüpleri gibi bir yanda parlayıp bir yanda sönen takımlardan biri oldu. Orada işte Paolo Vanioli gelecek vadeden bir hocamı. Biraz tartışılır gibi gözüküyor bana. E, oyuncu kadrosu olarak da çok beğendiğim bir kadro değil torunu. İstersen abi kısaca torunodan da bahsedelim. İşte Karamoğallı, Sanabriyalı. E, yukarıdaki takımların çekineceği, korkacağı böyle abi takım kimliği var. Torino biraz bundan çıktı e, bu sene. Yürüç'ün gitmesiyle. E, Roma da e, kendi takım üyetinden çıktı De Rossi'nin gitmesiyle. Ha De Rossi'nin de evet yaptığı hatalar vardı ama De Rossi yerine yani, o isim? Bence değildi yani ya da eline ne verdi malzeme olarak mesela transfer bütçesini ne kullandı Roma diye düşünebilirsin. Bu iki takımda böyle paralar e, ilerliyor. Ben e, açıkçası e, Mourinho'ya verilen kadronun e, yapılan transferlerin kalitesinde e, ilerlemediğini romanın e, transfer fesasına düşünüyorum. Tepetaklık gidiyor zaten. Yani aslında burada e, bence Torino çok dengeli bir takım. Burada Duvan Zapata'yı tabii ki de çok ciddi bir sakatlık geçirdi. O da geçmiş olsun diyelim. Burada kaybetmeleri önemliydi. Şey i̇şte Adams, Duvan Zapata kilisiyle oynatmaya çalışacağı futbol e, belliydi zaten Van Jolen'in. İşte Duvan Zapata indirsin, Che Adams Klasik bir İtalyan e, 3-5-2'siydi. Ama kafalarındaki gibi bir, bir e, planı gerçekleştiremediler. Bu nedenle Torino'nun da işte yine orta sıralarda ligi bitireceğini düşünüyorum. Buradan e, Empoli'ye geçelim abi. Empoli. Ben hatta tweet de atmıştım. Bence Empoli iyi transferler yapıyor diye enteresan bir şekilde. Bence ligin enteresan takımlarından biri. Yani çoğuna göre e, küme düşme adaylarından biriydi ama orada Solbakenler, Pelakki'de e, Pelegiriler, Giyasiler bence iyi oyunculara da sahipler. Özellikle e, üst sıradaki takımlara gönderme adayları olan birçok oyuncular var. İşte anjorin mesela e, yine iyi bir oyuncu. Hem ortada kullanabiliyorsun hem kanatta kullanabiliyorsun. E, Chelsea'de e, yetişmişti. Yani, Chelsea altyapısından. FM'de de e, iyi bir oyuncuydu. E, FM oynayanlar iyi biriler. Bence iyi bir yapısı var Empoli'nin. Empoli hakkında ne düşünüyorsun abi? Sence e, yukarı? Yukarı bir aday olmak için ellerinde iyi malzeme var mı? Özellikle mesela Matia Viti Sassuolo zamanında zaman zaman oynuyordu ama Empoli'de müthiş bir çıkış yakaladı. Ben yine İtalyanların stoperlerinden bu sene stoper yetişmesin, yeni stoperlerin çıkmasından bahsetmiştik. Ben Matia Viti'yi de üst seviyeye aday olarak görüyorum. Özellikle senden de bir Matia Viti yorumu da isterim. Şöyle söyleyeyim. Mesela da gibi e, tam net e, performansını kalitesini gösteremeyen ama hala e, potansiyeli olan oyunculara da yöneldi. Ben geçen seneki Frosinone'ye benzetiyorum e, Empoli'yi aslında. Prosnione de ilginç ve güzel bir takım kurmuştu. E, yönelik büyük takımların genişlerini alarak gerçekten de keyifli bir takım kurmuştu. Empoli de bence bu sene bunu yapıyor. Ben Empoli'nin transfer dönemini oldukça beğendim. Bence de ilgi renk katacak kadar. Yani X8 Zor. olabilir, zorlayabilir ama girer mi emin değilim. Ama e... düşmenin değil düşmen düşmenin hani en az bir 8-12 arasında ligi bitireceğini düşünüyorum. Ben kaliteli bir takım görüyorum. ya da tam biraz Artık Serie A'da geçen sene de işte biraz genç oyuncuların yatırımıyla daha iyi oyunlarsa yine bir görüldüğü için takımların buna yöneliyor. ciddi bir aslında Serie A'da santral İtalya milli takımında da olmak üzere bir santrafor ve stoper yetişme sorunu var. Artık takımların buna yönelmek zorunda zaten. Ondan da getirdiği temel ihtiyaçlı alanında çok iyi oyuncular çıkıyor. E, buna da Empoli'de görmek çok sayıda mümkün. Roma'da yapı olarak gerçekten berbat yönetilen bir takım yani. Hani bir takım nasıl yönetilmez deyince e, Roma'yı göstereceğim 3-4 kulüpten biri olarak e, sayabilirim. işte. Lampard'ın e, adı geçiyor zaten. Hem ne kadar berbat yönetildiğini. İşte ortada. tabii ki Lampard, Lampard, Lampard Roma'da. Yıllardır hocalık yapmayan e, işte hiçbir şey vaat etmeyen Mason Mount çıkarmak dışında hocalık anlamında hiçbir şey göstermemiş bir adamı kurtarıcı olarak Roma'ya getirmek falan çok enteresan geliyor bana hani bu tarz büyük kulüplerin bu kadar kötü yönetilmesi. Bence önemli parçaları var işte Siviller iyi bir kaleciydi ilk çıkış yaptığında onu kullanabilirsin mesela. Üçlü oynayacaksan Hermoso iyi bir sol stoper oldu her zaman Atletico Madrid'de Simyon elinde onu iyi kullandığı zaman ne kadar verimli bir oyuncu olduğunu gördük. Hummels evet bu lige uygun olmayabilir. Abi sana katılabilirim bu konuda. Ama şunu da söyleyebiliriz. Hummels geçtiğimiz sezon Dortmund'la şampiyonlar ligi falan oynadı. Yani bu kadar diye bana atılacak bir oyuncu değil. Hani hazırlayıp kullanabilirdin. Mancini zaten iyi bir stoper. Ondan verim alabilirsin. Zeki ne olursa olsun savunmacı bek olarak kullanabileceğim bir oyuncu. Angelinho iyi orta kesen, iyi verim veren sol bek olarak kullanabileceğin, kanat bek olarak kullanabileceğin bir oyuncu Zalewski. İşte Polonya takımında geçtiği bir sezonun Roma kadrosunda yine verim verebilecek bir oyuncu. Dobik, cirona e, da çıkış yaptı. Onu da kullanabilirsin ki zaten Roma'nın belki de tek iyi oynayan ve tek verim veren parçası. Ondan e, daha iyi yararlanabilirdi. Dybala ne olursa olsun Dybala çok yetenekli bir oyuncu. yani e, son güne kadar satalım 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 dendi ama yani kullanabildiğin zaman da Dybala'nın ne kadar verim verebileceğini geçtiğimiz sezonlarda gördük. Hani aslında burada... Ya, da ciddi bir uyumsuz birkaç yıldır var. Hani Mourinho evet. döneminde de var. Yani oyuncularla hocalar arasında hep bu iş var. Bunu da görüyoruz sahada. Biraz e, ee, Beşiktaşlaşma yolundalar. Yani nedir? Çok hoca yemeğe müsait bir takım. Yani Mourinho'yu yani. en sonunda yediler. De Rossi'yi de yediler. de yediler. Kısa sürede yedi, bir geldikleri nokta var. Bence bu, bu, takımın biraz kesik giyip temizlenmesi lazım. Bu yaz çok bir tabii. şey olmaz bu sene Roma'da. Ve biraz artık istikrar da lazım. Mesela Manukona iyi bir oyuncu bence. Biraz üzerine gidilmeli diye düşünüyorum. Yani Roma'nın bence... niye geldi ben Roma'ya? Niye Roma'ya gidiyorsun? Ben anlamıyorum. E tabii canım ben bu kadar potansiyel göstermiş bir oyuncu niye Roma'ya gider ben de anlamamıştım. Ee, ama iyi bir oyuncu bence üzerine gidilirse. Ben, de ben mesela Roma'nın kadrosunun Milan'dan çok düşük olduğunu düşünmüyorum. Sen mesela Milan kadrosunu iyi bulmuştun. Ben de Roma kadrosunu e, iyi bir en azından böyle bir yapı Kurulabilecek bir takım olduğunu hani ilk 7'ye 8'e oynayabileceğin bir takım. Hani en azından bu kadar kötü olmazsın. Böyle kötü, tabii olmazsın yani. berbat bir takım olduğunu düşünmüyorum kısaca. Ee, ama bakalım onlar da. Yani Lampard'da ileri gitmeyecekleri kesin de. Mesela. Belki bir e, aydınlanma yaşarlar diye düşünelim. Bir komuyu kısaca konuşmak istiyorum abi. Fabregas geldi. Çok bütçeli bir takım. iyi oyuncular da aldılar ama ne vaat ettiler? Hiçbir şey. Ya bir iki maçlarını izledim. Sağda İtalya yani. şubesi yani aslında. E, ee, tamam hani transfer politikası olarak kastediyorum. Yoksa Arda Turan'a tek bir bence çok iyi de transfer politikası olarak biz para harcayalım. iyi, oyun, iyi oyun, olan iyi oyuncuları alalım. Bir yere gideriz zaten. Mantığı e, çok gelin çıkan bir takım için mantıklı değil. Çok belliydi Komo'nun bu sene e, düşmenin adaylarından biri olacağını. Ben Komo'nun kolay kolay bu sezonu e, seriata kalarak tamamlayabileceğini de zannetmiyorum. Beklenen son biraz. Ya bu kadar bütçeli bir takım devre arasında transfer yapıp kalır muhtemelen de. Yani ne vaat ettiler şu ana kadar hiçbir şey göremiyorum ben. Transferle olmuyor bu iş. Yani iyi takım olmak lazım biraz. çok uzak bence Komor'un. Bu, bu mantarateyle düşmese bile e, futbol adaleti varsa düşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Fabregas da kendine biraz yazık ediyor. Çünkü hani onun konuşmalarını dinlerken futbola daha fazla kafa yorduğunu, daha iyi takımlar çıkarabileceğini ben öngörmüştüm. Hatta iyi bir olacağını düşünüyordum. Ama şu ana kadar sergilediği performans pek iç açıcı değil açıkçası. Çok kısa da parma konuşup kapatmak istiyorum abi. Parma bence eee bu ligde hani düşük seviyedeki takımlardan eee en iyi oynayan takım bence. En iyi futbol oynayan takım. Orada yapıları da işte Denizmenle, Boni ile iyi bir yapıya sahipler bence. biraz e, şanssızlıklar yaşıyorlar işte 2-0'dan eee dön 2-0'dan geri düştükleri maçlar, kaybettikleri garip garip puanlar, işte sakatlıklar falan derken bence iyi oynamalarına rağmen, iyi performans sergilemelerine rağmen e, pek sonuç alamıyorlar. Orada hani e, Del Prato mesela özellikle Juventus maçında e, ödül aldı. Maçın en iyi oyuncusu seçildi. Ama bence se sezon genelinde de yine iyi stoper performans sergilemiş oyunculardan biriydi. Onu da e, buradan adını geçirmek istedim. E, sen ne düşünüyorsun abi parma hakkında? Kısaca parmayı da yorumlayıp. Biliyoruz, Bence parma daha iyi bir takım kesinlikle katılıyorum. Ligada da e, Serie A'nın e, köklü takımlarından biri. Aşağıda Serie B'lerde olmayı hak etmeyen bir takım. Bunu da yansıtan bir kadro yapılanması ve e, sağ içi performansı gösteriyorlar. Bence de Lig'de kalacak gardır. E, Bunu da kalmayı hak ediyorlar. Keyifli bir takım. Doğru e, adımlarla ilerliyorlar. Yani, bu tarz e, Seri A'nın olan takımların ligde kalması lazım. Aşağıda hala e, bazı çıkamayan eski İtalyan takımları var. Palermo gibi e, önemli kulüpler. Onların da Seri dönmesi lazım. Yani o bir asansör takımları biraz azalması lazım bu ligde. Ben de sana kastıyorum abi. Parma oyuncu kalitesi olarak tabii ki de üst seviye oynamak için yeterli değil ama ee, geçmişin aksine iyi yönetildiğini ve başarıya uzandıklarını düşünüyorum. Buradan da istersen abi sana teşekkür edip videoyu kapatalım. Segundo Valente'nin yeni Allah bölümünde e, konuğum Mert Güven'le birlikte Seriya'nın genel gündemini konuştuk. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atarak bizi destekleyebilirsiniz. Aşağıya Mert abilerin e, kanalının linkini de bırakacağım. Oraya da abone olursanız onları desteklerseniz sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi günler. वोश